Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle Yay burcu kadınlarını Ocak 2024'te neler bekliyor? Bunların yorumunu yapacağım. Dilerseniz hiç ben daha fazla vakit kaybetmeden kartlarımızı karıştırmaya başlayayım ve dizmeye başlayayım. Şuradan bir şarjını takayım sevgili arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Aldık. Evet, şimdi kartlarımızı açmaya başlayalım. Deli kartı geldi. Oo, merak ve şüphe. İki tane, bakın iki tane soru işareti geldi. Bakalım bunlarda ne gelmiş. Erkek geyik ruhu başa geçin ve minnettarlık geldi. Erkek geyik ruhu başa geçin dedi. Çünkü şüphe duyduğunuz birçok konu var. Daha doğrusu maddi konularla alakalı da bir şüpheniz var. Sevdiğiniz kişiyle de alakalı şüpheleriniz olabilir diyor kartlarımız. Şimdi bir ortaklık yapmış, yapacak olabilirsiniz. Aklınızda böyle bir şey var. Aynı zamanda birisiyle bir gönül bağınız vardır. Yani bir ilişkiniz vardır. Fakat burada bir deli kartı ve şüphe kartı geldi. Deli gibi şüpheleniyorsunuz ya da sizden şüpheleniliyor. Çok böyle mercek altındasınız veyahut da siz aklınızdaki kişiyi mercek altına almışsınız olarak görünüyor. Ama sizde burada bir aynı zamanda hem merak hem şüphe, bir eril dişil dengeye gelme var. Bir dengeler şaşmış demek ki vakti zamanında. Eliniz kolunuz bağlı fakat ilahi adalet geldi. Başa geçin diyor bir konu hakkında. Çok düşünüyorsunuz gerçekten çok. Dualarınız da var ve dualarınızda gerçekten şükür dualarınız var. Çok güzel. Peki soracağım. Soru olarak soracağım. Hangi konuda başa geçmeniz gerekiyor? Güç konusunda. Zaten anladık da hani konu ne? Aşk mı, iş mi? Hayatın direksiyonuna geçme konusunda. Şimdi bakın bir arsa, arazi meseleniz varsa bu konuda başa geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bir satış falan varsa arsa, arazi meselesi ya da Boğa, Başak, Oğlak erkeğinden birisiyle bir gönül ilişkiniz varsa bu konuda muhakkak başa geçmeniz gerekiyor. Bu deli gibi şüphelenilen konu nedir Allah aşkına? İhanet. Darararım. Oo. Aa,
aklınızdaki erkek mi? Şu anda odaklanın aklınızdaki erkeğe. O mu sizi aldatıyor? Yani sizi aşk konusunda aldatıyor mu? Yok. Kim aldatıyor sizi? Çalışma konusunda. Ha, tamam, şimdi çıktı. İş konusunda aldatılıyorsunuz. Bir durumlar var para kazanmayla alakalı. Çünkü hazine kartı da geldi burada. Tamam, şimdi oldu. Ortağınıza çok dikkat edin. Yanınızda çalıştırdıklarınıza çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa. Yok eğer ben kesinlikle ne çalışıyorum ne de benim sevgilim var. Veyahut da evli değilim. Benim hiç kimsem yok da diyorsanız da. Muhakkak çevrenizde bir dalavere dönüyor. Alavere dalavere var yani. Bunu anlamanız lazım. Yani adınızı kullanabilirler. Hedef sizi gösterebilirler. Sakın bunlara izin vermeyin. Hani uyanık olun sevgili arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Peki. Neden eliniz kolunuz bağlı? Ha. Ya eşiniz iflas etmiş. Ya siz iflas ettiniz gibi görünüyor. Ya da boşanmak istemiyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Bu iş boşanmaya gider diye bir şey yapamıyorsunuz. Bunlar da olabilir. Ya da eğitim hayatınız desteklenmeyecek diye aileniz tarafından da bu olabilir. Bir korkunuz var yani sevgili arkadaşlar. Elinizin kolunuzun bağlı olmasının tek sebebi korkularınız olarak geldi. Yani şu andaki durumunuzu kaybedeceksiniz diye üzülüyorsunuz. Her ne konumda olursanız olun. İster eş pozisyonunda, ister çocuk pozisyonunda, öğrenci pozisyonunda olun, işçi pozisyonunda olun. Fark etmiyor. Peki, hadi bakalım o zaman sorularımızı soralım. Bir işi olmayan sevgili yay burcu kadınlarını, rekabet ortamındasınız, çevrenize çok dikkat edin. Birden fazla konuyla alakalı rakipleriniz var. Özellikle de erkek rakibiniz olabilir. Peki, bu ay böyle geçecek, rekabet dolu. Bir işi olanlar için ise kendinizi geri çekmişsiniz olarak görünüyor. Yorulmuşsunuz sanki, gitmek istiyorsunuz, bırakmak istiyorsunuz bir şeyleri. İş konusunda. Bu ay, evet. Peki, bir ilişkisi olmayanlar, sizi bir ilişki bekliyor, bir buluşma, çok güzel bir teklif alacaksınız. Evet. Neden böyle geldi? Ha, farklı kişiler mi? Değil. Aynı kişiden birkaç kere teklif alabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Sizi beğeneceğini söylüyor burada kartlarımız. Bu ilişkiye başlamalı mısınız? Evet, sizin için iyi olabilir. Kartlar destekliyor. Peki ilişkisi olanlar için ise ilişkinizde sorumluluğu çok almışsınız, üstlenmişsiniz ama artık kızıyorsunuz ve yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Peki bırakacak mısınız bu ilişkiyi? Pişmansınız. Çünkü çok sorumluluğunu taşıyorsunuz ilişkinin. Evet bakın sorumluluk ve idare etmek var şimdi. Pekala bu ayda böyle geçsin bakalım ilişkinizde. Peki bu nereye doğru gidiyor? Bir fırsat yakalayacaksınız. Neyle ilgili bir fırsat? Durdurmakla. Peki ilişkiyi durdurmakla. Peki. Hadi bakalım. Bir ayrılık yok ama bir durağan bir dönemden geçecek olabilirsiniz birazcık. Peki evli olanlar için ise aman dikkat. Evliliğinize karışan bir kadın var. Evliliğinizi ortadan ikiye ayırmaya çalışan bir kadın var. Aman dikkat. Kayınvalideler olabilir. Dışarıdan başka bir kadın da olabilir. Olarak gösterdi bize. Peki. Platonikseniz, platoninizden haber bekliyorsanız gelecek mi bu ay? Bir adım atacak mı? Atamayacak. Maddi sıkıntılarından ölmüş, bitmiş, mahvolmuş bir insan var. Aynı zamanda bu maddi sıkıntıları özel hayatına da çok yansıyan bir insan. Karma, karmik döngüleri olabilir. Başka şeytani güçler de olabilir tabii ki sevgili arkadaşlar. Bir kötü alışkanlığı olabilir. Bunlardan dolayı da maddi durumu kötü olabilir. Çok para akıtıyordur olabilir. Bu ay bu kişiden bir şey beklemeyin.
Peki. Ex partnerinizden mesaj bekliyorsanız, sizi aramasını, sizinle tekrardan barışmasını dört gözle bekliyorsunuz. Bu ay var mı bir şey? O da sabırsızlanıyor. Bakın yine anne çıktı ex partnerleri. Ya bunlar niye böyle? Ex partnerlere niye anne çıkıyor? Siz bilmiyorsunuz belki ama bu kişinin annesinden dolayı ilişkinizde ego yaptığını anlayacaksınız. Bunun bilincine varacaksınız. Size söyleyecek mi bunu? Bu durumu değiştirip dönüştürmek istiyor. Kendisi de üzülüyor ve ikilemde aslında. Sizi seviyor mu? Hayal kırıklığı. Şu anda hayal kırıklığı yaşıyor. Sevgisini göstermiyor ama bir sadaka verin bence. Çünkü tılsım altılısı geldi yine. Ne kadar çok nazar değiyor, göz değiyor. Ne kadar çok negatifle uğraşıyorlar. Ne istiyorsunuz insanların aşk hayatından anlamadım gitti. Arkadaş çevrenize mutlaka dikkat edin. Ben pek iyi görmüyorum. Maalesef. İyi gibi görünüyorlar. Çok böyle eğitimli, akıllı, uslu insanlar gibiler ama verdikleri akılları beğenmiyorum. Kendilerine göre akıl veriyorlar, size göre değil. Peki, ex partnerinizle ilgili ne olacak bu ay? Geliyor. Siz onu her ne kadar da haddini bildirmiş olsanız da bu adam size geliyor sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Peki gelince onu kabul etmeli misiniz? Artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Bir karar verme zamanı gelmiş sizin için. Kabul etmeli misiniz? İkilemde kalacaksınız peki. Sevgisi uzun zamandır olabilir. Peki ne karar vereceksiniz? Ne karar vermelisiniz? Hadi göster. Şimdilik vermeyin bu şeyi. Sevgi gösterisinde bulunmayın. Gıdım gıdım verin. Az az verin diyor. Cimrilik enerjisi geldi. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de bu kadardı. Yani daha doğrusu bu aylık bu kadardı. Önümüzdeki ay Şubat ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.